Mansur Yavaş. Ama sıradan insanlar ne yapsınlar? Onlar vermek zorunda. Şimdi şunu bir bana ya da bize anlatır mısın? Epkis önceki gece gelecek olan zam mı? Gecenin bir vakti 9 Mart gecesi iptal etti. Benzinde 0,79, motorin 2,25 lira zam yapılacaktı. İptal ettikten sonra, şimdi bu arada Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu birdenbire ayağa kalktı bazı paylaşımlar nedeniyle. Şimdi bugün yapılan, iptal edilen zam hakkında hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz diye bir açıklama yaptılar Epkis. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Devamında bu zamlar nasıl belirleniyor, fiyat artışı onu anlatıyorlar. En alttaki önemli, ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK yani resmi devlet kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu müdahale ederek zamları iptal ettirmiştir. Şimdi sanki bu motorin zammı karakolda bitecek gibi bir hale geldi. Bir, bu niye böyle oluyor? Çok kısaca lütfen benim anlayacağım gibi. Bir de motorine tamam petrol fiyatlarında bir gerileme var ama hala 100'ün üzerinde, 110 üzerinde, 110 doların üzerinde varil fiyatı. Dolar da artıyor. Yeni zam gelmesi beklenir mi? Ne Tabii ki diyorsun? beklenir. Şöyle, önce şunu söyleyeyim. Bütün bu konuşmaların içerisinde bir şeyi unutmamız gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bir teflon iktidardır. Hiçbir kötü şey ona yapışmaz. Amaç sadece ve sadece kötü bir şeyin ona yapışmasını engellemek. Bütün iyi şeyleri onlar yapar, bütün kötü şeyleri başkaları yapar. Burada da petrol zamlarını sanki Epkis yapıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor EPDK. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kötü yönettiği için bu zamlar yapılıyor denmesin. Tek amaç bu. Zamlara Epkis yapmıyor. Zamların nasıl olduğu belli. EPDK da bunun parçası ve bunu denetliyor. Epkis bunu sadece ilan ediyor. İlan ediyor, duyuruyor bize. O kadar. Onun dışında herhangi bir yetkisi, zam yapma, yok efendim zammı geri alma yetkisi yok. Birincisi bunu bir kenara yaz. İkincisi de petrolde şöyle bir durum var. Petroldeki fiyat artışının bir nedeni dünyada fiyatların yükselmesi. Ama Almanya'da fiyatlar bu kadar yükselmiyor. Amerika'da bu kadar yükselmiyor. Niye bizde bu kadar yükseliyor? İkinci nedeni devletin aldığı vergileri yeniden geri koyması, kaldırmıştı. Üçüncü nedeni de dolar kuru şu anda 9 olsaydı sayın seyirciler, çarpın 100 dolarla, diyelim petrolün varil fiyatı 100 dolar, düz olsun, 9 lira olurdu. Dolar kuru 14 lira, 15 liraya gelince çarpın 1500 lira. 9 lira nerede, 1500 lira nerede? Dolar kuru niye artıyor? Ülkeyi kötü yönettiğiniz için. Dolar kuru bir yıl önce bu vakitler 7.40'ın altındaydı, 7.36'ydı dolar kuru. Bir yıl önce bu vakitler Şimdi 7.36'ydı. hanımefendiler, beyefendiler, benim gibi bu konuları çok bilmiyorsanız baştaki EPDK kamu kurulumu kuruluşu Epkis'te devletin o kamu kuruluşunun zaten gözetimi altında, denetlemesi altında belli formüllere, denklemlere göre fiyat belirleyen özel sektör platformu. Bunu uygulayan platform. Yani Uygulayan, daha doğrusu. benzin istasyonlarının kurduğu Platformu. Bir sendika, işveren sendikası, benzin istasyonu bir araya gelmişler, birleşmişler haklarını savunmak için böyle bir sendika kurmuşlar. Öbürü Yani de bu isimler EPDK. karışıyor da onun için. EPDK devletin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türkiye'deki bütün enerji piyasasını düzenlemek, nihai kararı vermek EPDK'nın görevi. Şimdi netice itibariyle dolar 15 liraya dayanmışken Brent petrolün varil fiyatı da savaştan etkilenir gibi oldu ama hayır. Asıl neden Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol arzını arttıracağı yolundaki gelişmeler nedeniyle
birazcık geriledi. 110 küsur dolara kadar geldi varil başına. 109 dolara düşmüştü. 111 dolar 110. Şu an itibariyle. Şimdi, 111 dolar 37 sent. Neticede gene de çok yüksek bakın. 110 dolar çok yüksek. Tabii 30'lu dolarlardan. Dolarımız esas burada alev alev. Bu durumda acaba yeni bir akaryakıt zammı, özellikle motorin zammı bekliyor mu bizi sana göre ya da beklemeli mi? Ne öngörüyorsun? Eğer 100 doların altına inerse petrol fiyatı, o zaman rahatlarız. İşte uzun vadeli hani bakarsak. 110 değil, 100 doların altına. 100 doların altına. O, 100 yok, 110 görünüyor. Dolar olmaz. 100 doların altına inerse eğer, işte o zaman düşecektir. İşte 30'lu dolarlardan önce 60 dolarlı seviyeleri, oradan da 80, 90, 100 derken 110 dolarlara geldik. 130 dolarları geçmişti. Oralardan düştü bu arada. 300 dolarlardan bahsedenler vardı. Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri çünkü. Ama bizim için petrolün fiyatından daha önemli bir faktör var. Onun çarpanı. Çünkü biz dolarla aldığımız bir malı TL ile satıyoruz. O yüzden de doların seviyesi bizim için çok ölümcül. Birçok açıdan ölümcül. Bunlardan biri de akaryakıt fiyatı. Bir önemli nokta var Ayşenur. Tarım konuşacağız birazdan ayrıntılı. Tarımda daha çiftçi tarlaya girmedi. Yani traktörünü kullanmaya başlamadı. Motorin fiyatları biliyorsun benzinden çok daha hızlı artıyor. Motorinin fiyatına çiftçiye mutlaka çok güçlü. Ülkeyi yönetenler, Sayın Yeni Tarım Bakanı, lütfen bakın tarım ne halde görüyoruz. Motorinde, çiftçiye, gübrede, çiftçiye lütfen bakın yaz ekimleri başlayacak. Hiç değilse ona destek verin. Güz buğdayına destek verin. Birazdan anlatacağım ben Kars'taydım orada bazı hani tatil için gittim ama bazı şeylerim de oldu. Onu da aktaracağım Ayşenur sana. Lütfen destek verin. Lütfen bakın durumun ne halde olduğu belli. Öyle kısıtlı şeyler yapmayın. Lütfen ayçiçek yağına daha yükseltin, eli yükseltin, daha dikime var. Fırsatımız var elimizde. Güz buğdayı, tamam kış buğdayı geçti bitti artık bitmeye başladılar Adana tarafında falan artık bittiler yani. Ama güz buğdayını lütfen destek verin. Lütfen bunun iktidar olmanız muhalif. Siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Şimdi Ticaret Bakanlığı yeni bakan bir karar aldı. Kritik ürünlerde transit ihracat engellendi. Bunların başında ayçiçek yağı geliyor, işte buğday vesaire bu tip hakikaten kritik ürünler geliyor. Bu ne demek transit ticaret? Bir yerden alıp bir yere geçirme şeysi. Ama aynı zamanda kırmızı mercimek, kuru fasulye ve niye olduğunu anlamadığımız bir şekilde ayçiçek yağıyla zeytinyağını karıştırmışlar. Zeytinyağı ihracatına da kısıtlama gelmiş. Ayçiçek yağına getireceksiniz. Zeytinyağı Rusya'da yok, Ukrayna'da yok. Zeytinyağı bizde var. Akdeniz bölgesindeki ülkelerde var. Hemen 2 lira düştü zeytin. Ya yani üreticinin beline kazma vurma fırsatı hiçbir zaman kaçırılmıyor. Bizim gözetim altına almamız lazım. Mesela ben şu anda un ihracatını derhal kısıtlarım Türkiye'nin. Buğday derhal kısıtlarım. Dünyanın nereye gideceğini görün. Bakın Endonezya'yı görüyoruz. Fransa'yı görüyoruz. Rusya'yı görüyoruz. Ukrayna'yı görüyoruz. Ukrayna dedi ki bu sene belki de hiç tarım ihracatı yapmayacak. Ukrayna bu sene dünyanın en büyük iki Rusya'dan sonra ikinci ayçiçek yağı ihracatçısı. Aynı zamanda buğday ihracatçısı ama ayçiçek yağı açısından söyleyeyim ihracatçısı. Hiç ekim yapamayabilir. Topraklar işgal altında Ukrayna'nın şu anda. Sahaya çıkıp, tarlalara çıkıp dikim yapamayabilirler Ukrayna'da. O yüzden 3 aylık, 2 aylık bakmayın. Lütfen derhal uzun vadeli, orta vadeli tedbirler almamız lazım. Ve bir de param var, ithal ederim. Bundan vazgeçtiğinizi görmek çok güzel. Ama kalıcı olarak vazgeçin. Sadece geçici olarak vazgeçmeyin. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın sitesine girdiğinde bir şey görüyorsun Ayşenur. Amerika Birleşik Devletleri tarımı nasıl tanımlıyor biliyor musun? Milli güvenlik sorunu. Oo. Yani bizim BK sorunu dediğimiz şey olarak tanımlıyor. Bunu bugün yapmıyor. 3 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın sitesinde tarım nedir sorusuna verilen milli güvenlik sorunu. Milli güvenlik sorunu. Bu olmadan yaşayabilirim Sayın Seyir. Tabii ki çok önemlidir. Bu çağda bu olmadan yaşanamaz. Çocuklara çıkar telefonunu demeyin. Ama yemeden yaşayamazsınız. Askeriniz yemeden savaşamaz. Polisiniz, öğretmeniniz,
gazeteciniz yemeden yaşar. Siz yemeden yaşayamazsınız. Tarım milli güvenlik sorunudur. Parasını verir alırım nedir ya? Ukrayna çiftçisinin, Rus çiftçisinin, Fransız, Kanadalı çiftçinin dostu olmayın. Bu ülkenin çiftçisinin dostu olun.